Kanalımıza katıl butonu ile destek veren arkadaşlarımıza buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Videoya geçiyoruz. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar herkese merhabalar. Blender derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte Blender'da mükemmel bir eklenti göstereceğim. Bu eklentiyle birlikte modellerinizin üzerine yapmış olduğunuz materyalleri hızlı bir şekilde bake alabileceksiniz. Tek bir tuşla bütün materyallerin hepsini hızlı bir şekilde bake alabiliyorsunuz ve sonsuz bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Şimdi istiyorsanız modelimizi biraz inceleyelim. Sonrasında eklenti kısmına hızlı bir şekilde geçelim. Modelimi seçtiğim zaman buradan 4 tane farklı materyal oluşturuyor görebiliyorsunuz. Bu materyalleri normalde Blender içinde tabii ki bake edebiliyoruz lakin elimizde pratik bir yöntem varken neden zor yola gidelim? Böyle bir mantık vardır benim açımdan. Kolay neyse ona gidelim ben fazla uğraşmam. Uğraşmayı da çok sevmem. Şimdi dostlar açıklama kısmına bir tane link ekledim. O linke tıklayın ve sizi bir tane siteye yönlendirecek. GitHub sitesine geldiğimiz zaman buradan Principal Baker olduğunu görebiliyorsunuz. Hemen aşağı doğru geliyoruz. Buradan gerekli bilgilere edinebilirsiniz. Ben böyle biraz detaya çok takılıyorum derseniz buralardan okuyabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yukarı geldiğimiz zaman burada bir link olduğunu görebiliyorsunuz. Eğer Blender'ın 2.79 versiyonunu kullanıyorsanız buradan tıklayıp indirebiliyorsunuz. Biz şu anda Blender'ın en güncel versiyonu olan Blender 4 üzerinden yapacağız. Bu eklenti normalde şöyle bakalım Blender'ın 2.83 versiyonunda yapılmış olması gerekiyordu diye hatırlıyorum. Aynen Blender'ın 2.83 versiyonuna yapılmış bir eklenti bu. Lakin Blender'ın 4 versiyonunda yani güncel versiyonda bile sonsuz bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Peki bunu nasıl indireceğiz derseniz hemen sitenin üstüne geldiğiniz zaman kod kısmına tıklıyorsunuz. Buradan download zip butonuna tıkladığınız zaman indirme işlemi başlayacaktı. İndirme işlemi bittikten sonra bunu kolay bulabileceğiniz bir dizine atmanız gerekiyor. Ben bunu şimdi kopyaladım. Bunu hemen şöyle kolay bulabileceğim bir kısmı atıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi bu adres da kopyaladım. Şimdi istiyorsanız bunun kurulum kısmına geçelim. Blender'ınıza geldikten sonra Edit, Preferans kısmına geliyorsunuz add sekmesine sekmesinden Install butonuna tıklayarak dosyanın olduğu dizine gidiyorsunuz. Zip dosyanıza burada isterseniz çift tıklayın veya tek bir kere buradan tıkladıktan sonra buradan Install add kısmına tıklayarak kurulumu tamamlayabiliyorsunuz. Buradan da Enable butonla tıklayarak bunu kalıcı hale getirebiliyorsunuz. Daha doğrusu aktif hale getirebiliyorsunuz desek daha mantıklı olur. Buradan da Save Preference diyerek bunu kalıcı hale getirdik. Blender'ı her açtığımızda artık aktif bir şekilde karşımıza gelecek. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra burada ufak tefek bazı detaylar var. Buraları dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. İlk başta Blender dosyamızı kaydetmediysek bir konuma kaydetmemiz gerekiyor. Bunu nereye kaydettiğimizin hiçbir önemi yok. Blender dosyamızı herhangi bir konuma kaydedelim. Bu önemli bir nokta. Sonrasında bu eklentiyi kullanabilmek için şöyle bir panel açıyorum. Buradan shader editor kısmına geçiş yapıyorum. Klavyeden N tuşuna bastığımız zaman açılan pencereden hemen şurada bake baker bölümünü görebiliyoruz artık. Bunu da dediğimiz gibi N tuşuna basarak açıp kapatabiliyoruz. Buradan 4 tane farklı materyalimizin olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi yapacağımız ayarlarla bunları hızlı bir şekilde tek seferde bake işlemini yapacağız. Şimdi dostlar bu eklentiyi kullanabilmek için aslında burada da bir uyarı verdiğini görebiliyorsunuz. Buradan cycles render motoruna geçmemiz gerektiğini söylüyor. Hemen render bölümüne gelerek buradan Cycles Render motoruna geçiyoruz ve buradaki uyarının gittiğini görebiliyoruz. Ben daha hızlı sonuç alabilmek için device kısmından işlemci yerine ekran kartıma geçiyorum. Eğer siz de Nvidia tabanlı bir ekran kartı kullanıyorsanız buradan GPU'ya yani ekran kartına geçebilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar buradan bunun çok bir ayarlamanın mantığı yok ama genellikle ben ayarlıyorum. Hani belki sorun olur falan gibisinden daha hızlı sonuç alabilmek için. Lakin eklenti içinden de bu ayarları değiştirebiliyorsunuz. Ben yine de buradan da değiştirmeyi tercih ediyorum. Belki bug olur bir şey olur. O yüzden hiç açmak istemiyorum. Bunu bu şekilde ayarladık. Şimdi dostlar burada şöyle bir şey daha yapacağız. Hemen şuradan yeni bir pencere daha açıyorum. Buradan da tabii ki UV editor kısmına geçiyoruz. Şimdi modelimi seçtim. Tap edit moda girdiğim zaman objemin üzerinde bir UV map var. Daha öncesinde ben bunu farklı bir proje için denemiştim. O yüzden düzgün bir şekilde UV map'inin geldiğini görebiliyorsunuz. Eğer sizde başka bir UV map yoksa sadece modelin üzerinde kaplamaların göstermek için yapmış olduğunuz bir UV map varsa bu şekilde sizde bir tane doğal olarak UV Google Map'in gözükmesi gerekecekti. Bazen arkadaşlarımız da ben de öyleyim aynı şekilde U'ya basarak buradan Q Projection diyerek UV Map'i hızlı bir şekilde yapıp geçebiliyoruz. Modelimizin üzerine baktığımız zaman bütün UV Map'leri seçiyoruz. Baktığımız zaman modelin üzerinde bir sürü birikmiş UV Map olduğunu görebiliyoruz. Şimdi burada objemizin bakini alacağımız için bu UV Map'ini düzgün bir şekilde çıkartmamız gerekiyor. Buna ikinci bir UV Map atamamız gerekiyor. Dikkat edin buradaki ana UV Map'i kaldırmayacaksınız. Şuradaki artı butonuna tıklayarak yeni bir UV map ekliyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi yeni bir UV map ekledik. Sonrasında ister mouse'umuz 3D viewport'tayken istersek UV editor'dayken U tuşuna basıyoruz. Buradan Smart UV Project kısmına tıklıyoruz. Ben buradan kenarlarda bir tık daha boşluk kalmasını istediğim için sonuna 0-1 ekliyorum. Ve buradan OK butonuna tıklayarak bu şekilde düzgünce bir UV map çıkarttığımı görebiliyorsunuz. Bu işlemi de yaptıktan sonra arkadaşlar artık eklenti kısmına gelebiliriz. Şöyle aşağı geliyoruz. Normal şartlarda bu seçiliyken Direkt buradaki bağlantıları hemen şöyle göstereyim. Otomatik algılayabiliyor. Lakin Blender'ın biz çok güncel versiyonlarında çalıştığımız için artık bug mıdır nedir bilmiyorum. Bazen algılamadığı olabiliyor. Sadece ufak tefek bir sorun olarak bu var ama çözümü çok basit. Buna tıklıyoruz ve seçimi kaldırıyoruz ve buradan Detach butonuna tıklayarak otomatik bir şekilde elimizle bunları tanımlayabiliyoruz. Bazen ufak bir şekilde bug olabiliyor. Buna tıkladığımız zaman buradaki bağlantılar yani principle'a bağlamış olduğumuz şuradaki bağlantıları otomatik bir şekilde algılayabiliyoruz olabiliyor. Bu sefer ne yapmanız gerekiyor dostlar? Buradaki kısımları kendiniz seçeceksiniz. Bu da nasıl oluyor? Baktığım zaman principal kısmına ne bağlamışız? Base kısmına bağlamışız ve normal kısmına bağladığımızı görebiliyoruz. Buraya geliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Buradan da kalır yani burayı normal kısmına bağladığımız için de normal kısmını seçtiğimiz zaman bu bağlantılar otomatik bir şekilde elimize tanımlamış oluyoruz. Bu işlemler yaptığımız zaman biraz şöyle aşağı doğru gelebiliriz. Şöyle geliyoruz. Output Setting Bake kısmı var. Buna tıklıyoruz. Buradan bake'imizin çözünürlüğünü ayarlamamız gerekiyor. Şimdi bizim bake'imizin çözünürlüğü ne olacak? Biz burada 2048 yapabiliriz. Yani 2K boyutunda bir kaplama yapabiliriz. Veya kendinizde buradan farklı bir çözünürlük ayarlayabiliyorsunuz. Buraya tıklayarak dostlar kaplamamızın gideceği daha doğrusu bakeimizin alınacağı konumu seçmemiz gerekiyor. Ben şöyle ana dizine gidiyorum. Yani benim o Blender dosyamın kayıtlı olduğu dizine gidiyorum. Baking adında şöyle bir klasör oluşturuyorum. İçine exit diye de kaydediyorum aynı buraya geliyorum ve buraya bir klasör oluşturduğunu görebiliyorsunuz. Bu klasörün içine beyiklerini otomatikman atacak. Aşağı geldiğimiz zaman sample ayarını buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunu genellikle değiştirmiyorum ama her ihtimale karşı da buradan max sample değerini hemen hemen birbirine yakın veya bir tık buradan yüksek değerlerde getirebiliyorum. Yani burayla çok bir fark oluyor mu? Siz bir deneme yapın. Bunu 4048'de bırakın. Buradan kendiniz otomatikman ayarlayarak yapabilirsiniz. Buradan genel olarak ayarlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Buradan da select UV map kısmı var. Bu önemli dostlar. Hemen bu kısma geldiğimiz zaman bakıyorsunuz dostlar. Buradan Selected kısmının seçili kaldığına dikkat edin. Çünkü biz buradan biraz önce bir düzgün UV map oluşturmuştuk ya. Bunun da seçili olduğunu varsayarsak buradan Selected yani seçtiğimiz UV map'in üzerine bunu çıkart anlamına geliyor. Genel olarak yapmış olduğum ayarlar bunlar beni çok da fazla bir şeyle uğraşmıyorum. Bu işlemleri yaptıktan sonra buradan kombinin seçiliken Bake butonuna tıklıyorum. Artık Bake işleminin başladığını görebiliyorsunuz. Burada Blender şöyle bir donabiliyor dostlar. Hani bu buradan herhangi bir şekilde bir tepki falan vermediğini görebiliyorsunuz. Burada hiçbir şekilde blender falan tıklamayın. Burada yanıt vermiyor tarzında bir şeyler görebilirsiniz. Hani benim Blender dosyam bozuldu mu falan gibisinden algılamayın. Hiç öyle bir şey yok. Burada arka planda bir çalışma yaptığı için bu şekilde bir hata vermesi normal. Aslında hata değil. Burada Blender kendini bu şekilde bir çalışma yöntemine itiyor. O yüzden böyle bir şey demesi normal. Hatta şöyle Bacon kısmına geldiğimiz zaman bakın dosyalar tek tek artık burada oluşturmaya başladığını görebiliyorsunuz. Şimdi istiyorsanız bu kısmı bekleyelim. Bakalım nasıl sonuç verecek görelim. Evet dostlar bake işlemi bitti. Bakalım nasıl bir sonuç verdi görelim. Şurada iki tane kaplamamızın geldiğini görebiliyorsunuz. Bakın hızlı bir şekilde bütün dört tane materyali tek bir seferde bake aldığını görebiliyorsunuz. 2K formatında aldık. Buradaki bağlantılar otomatik bir şekilde biraz önce tanımlamıştı. Buradaki diffuse ile normal map'in bake'ini aldığını görebiliyorsunuz. Gayet temiz bir şekilde aldı. Şimdi bunu bir test edelim. Bakalım düzgün bir şekilde çalışıyor mu çalışmıyor mu görelim. Obje moda döndüm. Bundan bir tane kopya istedim. Kenara koydum. Burada yapmamız gereken tek bir şey var arkadaşlar. Buradaki ana UV map'i kaldırmamız gerekiyor. Bey kaldığımız UV map duracak. Buradaki ana UV map'i seçerek, eksi butonuna tıklayarak bunu kaldırdım. Materyal kısmına gelerek bunun üzerindeki bütün materyalleri kaldırdım. New diyorum. Buna da Baking materyal diyelim. Sonrasında dostlar Ctrl Shift T diyorum ve buradan Baking kısmına gelerek oluşturmuş olduğum UV Map'leri seçiyorum ve buradan Principle Texture Setup butonuna tıklayarak bağlantıları otomatik bir şekilde yapıyorum. Evet dostlar objemizin üzerine baktığımız zaman materyalinin gayet düzgün bir şekilde durduğunu görebiliyoruz. Bunların arasında böyle ufak bir fark olabilir. Çünkü bunun asıl materyali sadece render modunda gözüküyor. Hatta şöyle Z ile render moduna gireyim. Şöyle hatta arka plana bir tane heş atayım ki ışıklandırma anlamında da bir şeyler gelsin. Yaptığımız işlemler net bir şekilde gözüksün. Hatta şöyle yapalım. HDR'da şuradan gizleyelim ki asıl kısımlar karşımızda dursun. Evet baktığımız zaman birebir neredeyse aynısı ne olduğunu görebiliyorsunuz. Zaten B2 ile normal bir şekilde kaplama daha doğrusu materyal arasında ufak tefek böyle farklılıklar olabiliyor. Onlar da çok önemli değil. Baktığımız zaman genel olarak benzediğini görebiliyoruz. Hatta şuradan rafması bir tık daha şöyle kısarsak benzer yapılara geldiğini görebiliyoruz. Buradan farklı farklı ayarlar değiştirerek daha da benzer hale tabii ki getirebilirsiniz ama temel düzeyde yapmış olduğumuz B2 işleminin gayet stabil bir şekilde çalıştığını buradan görebiliyorsunuz. Bu eklentiyi kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Mükemmel bir şekilde çalıştığını görebiliyorsunuz. Eski bir eklenti olabilir lakin Blender'ın güncel versiyonlarında gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Evet dostlar bu videomuzda ufaktan burada bitirelim bugün sizlerle birlikte Blender'da basit bir şekilde nasıl bake alabilirsiniz bunu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.